Efendim Twitter'da yeni dönem başlıyor. Twitter'ın sahibi Elon Musk dün attığı tweetle yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz ifadeleriyle değişim mesajı vermişti. O değişim başladı. Twitter'ın mavi kuşlu logosu X oldu. Peki peşine başka ne değişiklikler olur? Nereye varır bu değişiklikler? Bilişim uzmanı Gökhan Say'a soracağız. Sayın Say, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Say, öncelikle kendisi için duygusal değeri varmış bu X isminin, Elon Musk için. Nedir acaba, sizin bir fikriniz var mı? Ve Musk kendi ifadesiyle neden bütün kuşlardan kurtulmak istiyor sizce? Aslında evet, duygusal bir değeri var gibi gözüküyor. Çünkü zaten ilk startup'ı, 99'daki bankacılık startup'ı X.com'du. Bunun arkasından biliyorsunuz işte PayPal'ın satılmasıyla beraber X.com'da gitmişti, PayPal'a satılmıştı o da. 2017'de bunu geri aldı. Bununla beraber işte SpaceX, yeni AI tarafındaki şirketi xAI, bütün şirketlerini X Holding altında toplamaya başladı. X Corp'ta da şu anda Twitter'la beraber yeni bir dünyayı başlatıyor. İletişimi dönüştürmüştük. Şimdi artık tamamen bir global kasaba merkezi, yani her şeyin olduğu bir kurgu içerisine giriyoruz diye bir açıklaması var Linda Yaccarino, yeni CEO'larının. Her şeyin olduğu uygulama dediniz. Özellikle şimdi Musk'ın Çin'in WeChat'e benzer bir süper uygulama yaratmak istediği söyleniyor. Nedir bu süper uygulamalar ve baktığımızda bu tür uygulamalar Asya'da çok popülerken Batı'da neden bu kadar yaygın değil? Yasal düzenlemelere mi takılıyor, yoksa tüketicinin güvenine mi bağlı? Aslında biliyorsunuz yani Twitter almasıyla beraber ciddi anlamda bir takım sansasyonlarla başlayan bir dönemden bahsediyoruz. Hatta yapılan bir araştırma, bir ankette de Twitter'ı bırakması gerektiğinden bile bahsedildi. Ama bunun neticesinde gördüğümüz şu, gerçekten de bir plan paralelinde yapmış. Bunların hiçbir tanesi çok da duygusal hareketler değilmiş. Bir plan paralelinde gerçekleştirilmiş son derece stratejik bir açılımdan bahsediyoruz. Evet, Çin'deki WeChat'in tamamen kopyalanması veya ona benzer bir uygulamanın geliştirilmesinden bahsediyoruz. Bu neden Amerika'da olmuyor? Biraz tabii ki bu tarzdaki uygulamaların kendi içindeki bir takım derinlikleri var. Oralardaki bir takım özelliklerin tamamını birden becerebilmek gerçekten de inovasyon anlamında bakıldığında çok zor. Çin'de belli şeylerin daha kapalı olmasından, daha sınırlı olmasından dolayı, pazar ekonomisinin çok gelişmemiş olmasından dolayı bunları yapmak biraz daha kolay diyebilirsiniz. Ama Elon Musk bunu becerebilecek yeteneğe ve de özellikle de yapay zekayı kullanarak bunu becerebilecek yeteneğe sahip gibi gözüküyor. Siz bu anlamda umutlusunuz. Peki siz de değindiniz az önce mavi tik tartışmaları, işte bu tweet görüntülemesine sınırlama, şimdi logo tartışması var. Musk satın aldığından beri Twitter tartışmalı bir döneme girdi az önce dikkat çektiğiniz üzere. Şirketin gelirlerine, marka değerine nasıl yansıyor bu adımları? Bunları çok önemsediğini düşünmüyorum. Çünkü Elon Musk'ın hedeflediği çok kötü yansıyor. Kısa vadede çok kötü yansıyor ama Twitter'ı kendi başına sadece bir Twitter olarak görmüyor. X Corporation'ın çok önemli bir parçası olarak görüyor. Buradaki demin de bahsettiğiniz süper aplikasyonun gerçekleştirilmesi konusu son derece kritik Elon Musk için. Bunun karşısında duran benim düşüncem açıkçası X Corporation'ın veya Twitter'ın gelirlerinin düşmesi değil. Sadece Meta, yani her şey son derece stratejik bir şekilde devam ederken Zuckerberg'ün hamleleri biraz da aslında ayağına çelme oldu Elon Musk'ın demek belki doğru olabilir ve şu anda da orada ciddi bir kavga devam ediyor, biliyorsunuz. Gerçekten de her şey son derece iyi gidiyordu Elon Musk için. Bu stratejisi paralelinde o kavgaları, gürültüleri, Twitter tarafındaki gürültüleri son derece güzel bir şekilde bastırıyordu. Fakat bir anda Threads'in ortaya çıkması, 100 milyon kullanıcıya ulaşması, bunlar gerçekten de zorlayacak, tek zorlayacak konu bu diye düşünüyorum açıkçası. Peki, çok çok teşekkür ederim Sayın Say. Ben teşekkür ederim.